Adım adım ALES Matematik bölüm 2. Bu bölümde onun kuvvetlerini alacağız elem. Negatif kuvvetleri, pozitif kuvvetleri. Onlara bakacağız. 10 önemli bir sayı. ALES'te de bir köşe taşı aslında. Onun kuvvetleri. 10 üzeri 1, 10. Bunu biliyoruz. Onu bir kere kendiyle çarp demek. 10 üzeri 0, 1. Bu bir kabulü aslında. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10 üzeri 1 anlamına geliyor. Yani eksi demek, buradaki eksi sayıyı ters çevir. 10 olduğu için 10 bölü 1 aslında rasyonelde gördük ilk bölüm 1'inde bunun. Onu ters çevir, 1 bölü 10'un birinci kuvveti. Veya 10 üzeri eksi 2 de 1 bölü 10'un ikinci kuvveti oluyor. 1 bölü 10'un ikinci kuvveti 1'in karesi bölü 10'un karesi oluyor. 1 bölü 100 oluyor. Bu da 0,01 oluyor. Şimdi bunun nasıl geldiğini söyleyeceğim. Bu ek bir bilgi dilerseniz çok da düşünmeyebilirsiniz ama yani benim gibi işin kökünü merak edenler için şöyle bir şey var. Mesela 10 üzeri 1 derken 10 alıyoruz. Bu 10,0. Sonra 10 üzeri 0'a indiğimizde, yani bunu bir tane indirdiğimizde şu virgül şuraya geliyor. 10 üzeri 0 1,0 oluyor. Daha sonra 0'ı bir tane daha indirelim. Mesela 10 üzeri eksi 1. O zaman da şu 1,0'daki virgül şuraya geliyor. 0,1 oluyor. 10 üzeri eksi 2'de de yine bir tane daha şuraya geliyor. 0,01 oluyor. Bu şekilde de yani pratik olarak bakabiliyoruz. Peki neyi soruyor? Yani sadece tabii ki soruda bize 10'un kuvveti nedir diye sormayacak. Bu 10'un kuvvetini ele alma bir 10-15 saniyelik bir süre alıyor. Bunun yanında tabi soru 1 dakika için genelde hazırlandığı için sorular. Bu tarz sorularda bir paranteze alma olayı var. Nedir o paranteze alma olayı? Mesela 3 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 5 artı 4 çarpı 10 üzeri 5. Ben basitinden başlayayım. Bunu toplayacağız. Şimdi burada 5'i de görmemiz biraz zor. Bunu bir küçültelim. Ben detayına gireyim. Şimdi 10 üzeri 3 çarpı 4, 10 üzeri 3 çarpı 3 bunları toplayacağız. Hiç üssü sayılarını düşünmeyelim. 10 üzeri 3 neydi? 10'u 3 kere kendiyle çarp. Yani 10 çarpı 10 çarpı 10 bin. 1000'i 4 ile çarparsak 4000, 3 ile çarparsak 3000. Topladık mı ne oldu? 7000. Yani bunu nasıl yazabiliriz? Geri dönelim. 1000 çarpı 7. 1000 neydi? 10 üzeri 3. Peki ne yaptık? 3 üzeri 3 çarpı 4, 3 üzeri 10, 3 çarpı 10 üzeri 3 artı 4 çarpı 10 üzeri 3. 7 çarpı 10 üzeri 3'e eşit oldu. İşte bunun pratiğini görünce şöyle bir çözüme geçiliyor. Deniliyor ki 2 tane toplam işte birkaç tane toplama veya çıkarma ifadesinde. Eğer ortak bir çarpan olursa, mesela 2 ile 3 çarpımı ve 2 ile 4'ün çarpımı. Bunların ikisinde de 2 var ya, bu ikileri bir paranteze alalım. Şu çarpı dışarıda 3 artı 4 diye yazalım. Bu bizim işimizi kolaylaştırır. Çünkü bu 6, bu 8, toplamı 14. Burada da aynı şekilde 7 çarpı 2, 14. Tabii burada basit ama şu tarz ifadelerde bu nasıl bir kolaylık sağlıyor? Şöyle bir kolaylık sağlıyor. Şu dışarıya aldığınız ifadeyle hiç uğraşmıyorsunuz. Çünkü bölümde de aynısı geliyor ve sadeleştiriyorsunuz. Sadeleştirdiğiniz için işiniz kolay oluyor. Burada da öyle. Mesela 10 üzeri 3 parantezini alıyorum. 3 buradan geldi, 4 buradan geldi. Topladık, 7 oldu. 10 üzeri 3 çarpı 7. Az önce uzun uzun yaptım. Hani 7000'e geldim. Oradan yaptığım işlem. Tabi burada da tutmuyorlar. Bir adım daha yukarıya çıkarıyorlar ki soruda genelde bu seviye korunur. Ne yapıyorlar? Mesela 3 çarpı 10 üzeri 3 artı 4 çarpı 10 üzeri 4 yapıyorlar mesela. Şimdi diyeceksiniz ki ortak bir şey yok. Aslında ortak bir şey var. Niye? Çünkü 3 çarpı 10 üzeri 3 artı 4 çarpı 10 üzeri 4 dediğimiz şey aslında 10 çarpı 10 üzeri 3'tür. Çünkü biz 10 üzeri 3'ün 3 kere 10'u kendiyle çarpma olduğunu biliyoruz. 10 üzeri 4'ün 4 kere 10'u kendiyle çarpma olduğunu biliyoruz. 10 üzeri 3'ü 3 kere 10'u kendiyle çarpmayı bir daha 10'la çarparsak 10 üzeri 4 olur. Tabii bunu üstü sayıları iyi çalışanlar 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 1'in
Şu üstleri topladığımızda 10 üzeri 4 olduğunu bilir. Ama bilmezseniz de mantığı bu. Ne yapıyoruz? Bunu 10'a bölüyoruz. Bir şunu ayırıyoruz. Artık ikisinde de 10 üzeri 3 çarpanı var. Bunu dışarıya aldık. Buradan 3 geldi. Artı şurada 4 çarpı 10 kaldı. Bunu aynen alalım. 40. 4 artı 10 diye yazmıyoruz. Çünkü bu kendi içerisinde bir ifade. Bu bir çarpım ifadesi. Ona dikkat ediyoruz. Bunlar kendi içlerinde ifade. Ve 43 oluyor. 43 çarpı 10 üzeri 3 oluyor. Niye bunu 10 üzeri 3'ü alıyoruz derseniz, atıyorum bölümde de şöyle bir şey geliyor. Örneğin ne olsun? 43 tabii biraz şey bir sayı olduğu için 44 geldiğini düşünelim. Çünkü 43 asal bir sayı, bir şeye bölünmez. 44 çarpı 10 üzeri 3 geliyor atıyorum. Bu değil. Sonra alt tarafa da 2 çarpı 10 üzeri 3 geliyor. Siz diyorsunuz ki hem altta hem üstte 10 üzeri 3 var. Çarpım durumunda ben bunları götüreyim. 44 bölü 2 22. Eğer siz bunları hesaba katsanız işiniz uzar. Aslında zaten işinizin uzadığını sanmanızı isteyerek soruyu hazırlıyorlar. Mesela şuraya bakalım. 3 çarpı 10 üzeri 6, 2 çarpı 10 üzeri 6. İkisinde de 10 üzeri 6 var. Ben bunu dışarıya aldığımda 3 eksi 2 kaldı. 1. Çarpımda 1 kullanım. 1'in etkisi yok zaten. Altta ne kaldı? 4 çarpı 10 üzeri 5. Az önce dediğim durum. Şimdi diyebilirsiniz ki 10 üzeri 6 ile 10 üzeri 5'i nasıl ele alacağım? Aslında 10 üzeri 6 dediğim şey 10 üzeri 5'in 10 ile çarpımı. Alt tarafta da 4 çarpı 10 üzeri 5 var. Bunlar birbirini götürdüğünde 10 bölü 4. 2 ile sadeleştirdiğimizde 5 bölü 2. Eğer siz bir soruyu 10 üzeri 6'ları açarak ele alırsanız işiniz zorlaşır. Onu yapmamanızı istiyor. Bu soruya geçelim. 10 üzeri eksi 3, 20 üzeri eksi 3. Şimdi bizim şöyle bir bilgimiz var. Mesela 20 üzeri eksi 3 aslında 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3'tür. Üstü sayılarda bu bilgiyi bilmemiz önemli. Yani taban üst tarafları aynıysa tabanlarını çarparak ifadeye ulaşırız. Tabi somut olarak söyleyeceğim. Mesela 2 üzeri 3 ile 3 üzeri 3'ü çarparsak şu üstler aynı olduğu için alt taraf 6 üzeri 3 şeklinde buluruz. Altlar aynı. Daha basit olsun, 2 üzeri 2, 3 üzeri 2. Bu nedir? 4. Bu nedir? 9. 36. Bakalım sağlıyor mu? Üstler aynıken altları çarptık. 6 üzeri 2. Bakın 6 üzeri 2, 36. Ha, sınavda kafamız karıştı diyelim ki. Ya altları mı çarpıyorduk, üstleri mi topluyorduk? Hemen bir tane ikilerle, 2 ve 3'ü kullanarak pratik bir şey yazın. Mesela 2 üzeri 2 ile 3 üzeri 2'yi çarpınca acaba 5 üzeri 2 mi oluyordu? 6 üzeri 2 mi? 6 üzeri 4 mü? Bakacaksınız ki 6 üzeri 2 oldu. Yani altları çarptık, üstler aynısı. Ve o aynı üstü yazdık. Böyle bir pratik. Ha, aynı şey de nedir? 6 üzeri 2 de 3 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2'dir. Veya 6 üzeri 2 çarpı 1 üzeri 2'dir. Yani ne yapıyoruz? Ters mantık yapıyoruz. Bu sefer de elimizdeki ifadeyi açıyoruz. Mesela 20 üzeri 2 de 10 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 2'dir. 20 üzeri eksi 10 da 10 üzeri eksi 10 çarpı 2 üzeri eksi 10'dur. Çünkü alt üstler aynı, altı açıyoruz. İster pozitif olsun, ister negatif. Ve geliyoruz buradaki mantığa. Aslında şimdi diyebilirsiniz ki burada ikileri, üçleri kullandım. Bununla onunla alakası yok. Ben onu basitini anlatmak için kullandım. Buradaki soru aslında 10 üzeri sorusu. Buradaki üstü sayılarda yapacağımız bir işlemi anlatmak için temelden ele aldım. 10 üzeri eksi 3, 20 üzeri eksi 3. Şimdi 10 üzeri eksi 3 aynen kalıyor. Artı 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3'tür bu. Az önce söyledim. Üstler aynıysa tabanların çarpımı. Bölü 15 üzeri eksi 3 artı aynı altları çarpmış gibi düşünüyoruz. 15 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3. Şimdi parantezi aldığımızda üst tarafı şöyle bir şey elde ediyoruz. 10 üzeri eksi 3 parantezinde 1 artı 2 üzeri eksi 3. Şurayı hiç hesaplamıyorum ve sorunun esprisi bu. Alt tarafı parantezi aldığımızda 15 üzeri eksi 3 parantezinde 1 artı 2 üzeri eksi 3. 1 artı 2 üzeri eksi 3 aslında 9 bölü 8'dir ama çok gereksiz bir ifade. Burada ne için veriliyor? Üstte ve altta aynı şeyin geldiğini görüp bunları bir ortadan kaldır demek için veriliyor. Kaldırdık. 10 üzeri eksi 3 bölü 15 üzeri eksi 3 kaldı.
Şimdi yine aynı şey. Yani 10 üzeri eksi 3 aslında 5 üzeri eksi 3 çarpı 2 üzeri eksi 3'ün çarpımı. Onu açıyoruz. Alt tarafta 5 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3. Yine bunlar sadeleşiyor. 2 üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri eksi 3 kaldı. En son. 2 üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri eksi 3 de şu. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetidir. Bu da 1 bölü 3'ün 3. kuvvetidir. Çünkü negatif olduğunda sayıyı ters çevirip pozitif kuvveti yazıyorduk. Yani 2 üzeri eksi 2 1 bölü 2'nin 2. kuvvetiydi. Ve 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 1 bölü 8, 1 bölü 3'ün 3. kuvveti 1 bölü 7 ve bir rasyonel sayılarda bölme işlemi 1 bölü 8 çarpı 27 bölü 1 eşittir 27 bölü 8 olarak sonuca ulaşıyoruz. Ki bu yıllara göre içlerinde en zoru. Dikkat ederseniz bunların ikisi 2012'de çıkmış. Muhtemelen bu soruyu zor soru olarak sordular. Şuradaki soru gördüğünüz gibi çok daha basit. Yani hep böyle zor çıkmaz. 10 üzeri eksi 2 parantezini alıyoruz. Çünkü ikisinde de var. 5 artı 15, 20. 20 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu işlemi yapacağız sadece. 20 çarpı 10 üzeri eksi 2. Hani şöyle pratikleşirseniz, pratikleşme o yüzden önemli. Bunu görünce direkt 1 bölü 100 yazarsınız. 20 çarpı 1 bölü 100 de 1 bölü 5'tir. Ama onu o şekilde görmezseniz şöyle yapacağız. 20 çarpı 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2 1 bölü 10'un karesidir. 1 bölü 10'un karesi de 1 bölü 100'dür. Çünkü 1'in karesi 1, 10'un karesi 100. 20 çarpı 1 bölü 100 sadeleşir. Isına biraz pislendim. Sadeleşir. 1 bölü 5 olarak sonuca ulaşıyoruz. Ama burada bile şey numara yapmış. Niye numara yapıyor aslında? Olay şu. Şimdi şurada diyor ki ben burada yeterince süre kaybettiremedim. Burada 1 bölü 5'i göremeyince bir afallasın. Oysa ki 1 bölü 5 demek 0 bölü 2 demek. Çünkü 2 bölü 10'a denktir bu. Onluk sisteme geçerken de alt tarafı 10 yapmak her zaman işinizi kolaylaştırır. 2 bölü 10 demek de 2,0'daki virgülü bir tane bu tarafa kaydır. Yani 0,2.